Kolay gelsin. Ya ben bir küçük su sipariş edecektim de. Getirebilir misiniz mümkünse acaba? Tabii efendim, adresi alayım. Evet. Tamam efendim, hemen yolluyorum. Oğlum bu adrese bir su götür hemen. Patron, dışarıda bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Adam bu yağmurda bizden su mu istiyor? İster ister, sana ne lan, sen götür. Ne yapıyor lan burada? Kör müsün? Görmüyor mu? Yemek yiyorum. Onu gördüm de milletin yemeğini neden yiyorsun? Ne milleti lan? Benim yemeğim bu. Nasıl senin yemeğin? Personel yemeği güzel değildi. Ben de siparişi kendime verdim. Burada hem kaytarıyorum hem de yemeğimi yiyorum. Kendime puan ve yıldız da verin de patronun gözüne gireyim bari. Neyse, benim acilen bu siparişi götürmem lazım. Sen de yemeğini çabuk ye. Birazdan fırtına başlayacak. Kuryeniz yemeği ışık hızına getirdi. Çok tatlı, aynı zamanda güler yüzlü ve sempatik birisiydi. Böyle bir elemanınız olduğu için çok şanslısınız. Hız 10, servis 10, yemek rezaletti. Giderek ustanın ayağını kaydırayım. Çok şükür gelebildin. Yarım saat oldu siparişi vereli. Neredesin sen? Arayıp şikayet edeyim de görsen gör. Siparişi getirecek olan arkadaş Selef Akurmuş. Onun siparişlerini de ben dağıtıyorum. Kusura bakmayın. Sizin siparişiniz neydi? Küçük su. Parasını almadın. Benden olsun. Ulan bardağı balkondan dışarı çıkarsa anında su dolacak. Bu yağmurda küçük su siparişi veriyor. Efendim Halit. Teşkilatın numarasını gönderin bana ya. Ne teşkilatı oğlum, ne diyorsun sen? Ben işte numarasını gönderdim. Biz şimdi yemeği söylüyoruz da hava yağmurlu. Vaz mı geçsek acaba? Kurye ıslanmasın yemeği getirirken. Yazıktır. Bu kadar minnoşça düşünme Mustafa. Siparişi vermezsen bu sefer de sipariş yok diye adam işten çıkaracaklar. Doğru söylüyorsun abi. Not yazayım öyleyse. Kardeşim, yemeği getirirken motoru yavaş kullan, gözünü seveyim. Tantuni soğusun, önemli değil. Sana bir şey olmasın, yeter. DJ Murat.